Başladı. Merhabalar. Bugün yine artroskopi, bugünkü ikinci artroskopi bakan. Bakın şu gördüğümüz hastamızın iç menisküsü. Görüntüde görüldüğü gibi, bakın şu şekilde probla altına giriyorum. Bakın şu şekilde çekiyorum, bayağı güçlü uyguluyorum. Hastamızın menisküsü sağlam. Hasta 52 yaşında bayağı. Bakın şu karşımdaki kıkırdak. Videolarımdan hatırlarsınız. Bakın gayet pürüzsüz bir kemiğimiz var. Kıkırdağımız sağlam. Fakat bu hasta travma sonucu ön çapraz bağ parçalanması, ön çapraz bağ kopması. Bakın önümde böyle parçalı şeyler görüyorsunuz. Bakın şu şekilde geliyorum. Hastamızın bu ön çapraz bağı, yani tamamen parçalı. Normalde şurası lateral kondil. Buraya, şuraya yapışıyor olması gerekirken kopmuş. Bakın parça parça hastanın dizinin içinde ön çapraz bağ. Bakın çekiyorum ön çapraz bağ. Bunlar önümü kapattı şu an. Fibriller, yani kopmuş olan bantlar, önüm tamamen boşaldı. Bakın şu şekilde yeri tamamen boş. Normalde yapışması gereken yer bu hiza. Şu da kendi kopmuş fibrilleri. Shaver alayım. Bu fibrilleri temizleyeceğiz. Daha sonra da hastamıza aldığımız graft ön çaprazla, bakın şu anda fibrilleri temizliyorum. Şu anda. Kapatalım. Tamam. Tekrar yaklaşalım Sakay. Şimdi bu ön çapraz bağ yaptığım hasta, bakın iç menisküsünü göstermiştim, sağlamdı. Kıkırdağımız şöyle, çok küçük fibrilasyonlarımız var. Bunları temizleyeceğim ama kesinlikle bakın prop girmiyor. Büyük bir yırtık değil. Bakın şimdi dönüyorum ön çapraz bağımızın. Şu hastadan aldığım graft işte. Semitendinosus ve gracilis. Az önce hatırlıyorsunuz gösterdiğimde bakın burası tamamen boştu. Şu anda biz hastamızın bağını astık. Bakın şu şekilde de testini yapıyorum. Bakın probla girdim, çekiyorum. Bakın ciddi bir gerginliğim var bağda. Bakın şu da diğer taraftan geliyorum. Yani bağlarımda gerginliği hissediyorsunuz. Bakın ön çapraz bağ, şu an arkasından dolandım. Bakın çok ciddi gerginliğim var probla muayenede. Şunlar normal mikroskop büyük gösterdiği için bakın şu şekilde fibrilasyonlar olabilir. Güzel oldu. Hastamızı artık yarın üzerine bastırıp yürütmeye başlayacağız. Tamam, kapatabiliriz.